Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Seda Nur Güven. Beni tanımayanlar için öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ankara Üniversitesi PDR 2018 mezunuyum. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde PDR'den yüksek lisans yapıyorum. 2020 KPSS'de 75'te 73 alan netiyle Türkiye 45.'si oldum. Şu an için de İstanbul'da Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu'nda okul psikolojik danışmanı olarak çalışıyorum. Beni tanıyanlar bu tercih dönemiyle ilgili sorular sordular bana, işte yazdılar. Fakat ben İstanbul'a alışmam, okula alışmam. Bir yandan evde hani yaşayacak alanım yoktu çünkü. Bazı arkadaşlarımda kaldım, işte kuzenimde kaldım. Yeni eve çıktım. Eve çıkalı bir ay oluyor. Bu İstanbul'da yaşamla ilgili size bilgi vereceğim. Yani ben neler yaşadım onunla ilgili bilgi vereceğim. Ama öncelikli olarak tercih döneminde neler yaptığımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Uzun bir aradır video çekemedim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Şimdi şöyle, tercih dönemimde 4 gün sürdü bizim tercih dönemimiz ve dikkat ettiğim şeyleri size söyleyeceğim. Özellikle tercih döneminde çok büyük bir endişe, bilgi karmaşası, yorgunluk oluyor. Ben de gerçekten çok az uyumuştum o süreçte. Herkes aynı süreçten geçiyor. Az çok tahmin edebiliyorum. Öncelikli olarak şuna dikkat etmenizi istiyorum sizden. Yaşamak istediğiniz şehri seçin. Çünkü birçok şehir açılıyor. Ve bu şehirlerden gerçekten hani ben burada uzun yıllar çalışabilirim, benim için gayet uygun bir şehir dediğiniz noktayı seçin. Peki bu şehri belirlerken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi ben şunlara dikkat ettim. Birincisi eğitim olanaklarına. Çünkü işte Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Yani İstanbul açılmasaydı İstanbul'a gidiş gelişim kolay olacak şekilde bir yerler yazmayı düşünüyordum. İstanbul açıldığı için ve bunun yanı sıra İstanbul'a yakın hani pek fazla bir yer açılmadı. İşte Ankara'da birkaç yer açıldı. Onlar da ilçelerde hep. Bilecik açıldı iki tane. Hani oradan da gidip gelmek ya da işte Bilecik benim yaşamayı düşündüğüm bir şehir değildi. O yüzden hani düşünmedim. Ankara'yı düşünmüştüm. Fakat ilçeler açılmıştı ve bunun yanı sıra tercih döneminde Telegram grubu kuruluyor. Bu grupla ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim. Orada işte herkes nereyi yazmak istediğini falan söylüyor ve benden önceki kişilerden işte Ankara'yı yazan vardı, ilçelerini daha doğrusu, Ankara'nın merkezi açılmadı ve ben zaten o ilçeleri düşünmediğim için hani hiç bakmadım. İstanbul direkt benim için netleşti. Peki İstanbul'u yazarken nelere dikkat ettim? Birincisi işte eğitim olanakları, ikincisi şimdi şehri seçtiniz. Bu şehir noktasında ailenize yakınlık, şehrin sosyal imkanları, kiralar, yeme içme, bunların hepsi önemli. Bu yüzden gerçekten yaşamayı arzuladığınız bir şehri seçmeniz çok önemli. Yani başladığınız zaman gerçekten küçük bir şehir olsa bile birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz ve sonrasında eğer ben burada yaşayamam diyorsanız sizin için zor olabilir, daha zor olabilir. En azından o zorluklarla baş edebilmek daha zor noktaya geliyor bence. İkincisi, şimdi çalışmak istediğiniz kademeyi seçmeniz gerekiyor. Tabii ki bunlarla ilgili birçok video var YouTube'da. Ben de dinledim bu videoları. Ve çalışmak istediğiniz kademenin önemi şurada ortaya çıkıyor. Bir süre sonra yeni atandığımız için de o kısımda yaşadığımız zorluklarla baş edebilme becerimiz bizim için mesleki yıpranmışlığı azaltıyor bence. Şimdi benim tercih yaparken dikkat ettiğim bazı noktalar oldu. Birincisi, ben açıkçası ya RAM yazacaktım İstanbul düşündüğüm için. Ya RAM yazacaktım ya ilkokul ya da anaokulu. Benim 3 tercihim vardı. Peki bu 3 tercihi neye göre yaptım? Şimdi mesleğimin ilk yılları çok kalabalık bir grupla çalışmak istemiyordum. Çünkü mesleki yıpranmışlığımın çok fazla olmasını istemiyorum. Bundan dolayı da yani hem kendimi geliştirirken hem de çok yoğun olmayacak şekilde, tabii ki bu yoğunun algısı yanlış anlaşılmalara sebep olmasın. İstanbul'da zaten okullar genel olarak çok kalabalık. Fakat sorunlu okul, işte sorunsuz okul kısmına girersek ne kadar ilk yıllarda az sorunlu okulları tercih edersek ben mesleki gelişim olarak daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim gerçekten motivasyonumuz olumsuz etkilenmemiş oluyor. Şimdi ben tabii ilkokulu sonrasında eledim.
İstanbul'u yazarken bu arada ulaşıma da çok dikkat ettim. Siz de tercih yaparken seçeceğiniz şehirdeki ulaşım olanaklarınıza da hani dikkat edin. Gerek ailenizin yanına gitmek olsun, gerek başka şehirlere gezmeye gitmek olsun. Şimdi bunlar biraz ya hani bunu mu düşüneceğiz falan gibi gelebilir sizlere. Fakat gerçekten önemli bir faktör bu da. İstanbul'da tercih yaparken önce kademeyi seçtim ben. İşte RAM yazacaktım. Bu arada son güne kadar ben RAM'la anaokul arasında kaldım. Ve RAM'ı yazmıştım. Yattım artık son güne gireceğiz. Sonrasında uyandım ve dedim ki hani ben bu mesleği seçerken açıkçası tatil de benim için önemli bir faktördü. Ve yaz tatili kişisel gelişimimizi ilerletmek, aynı zamanda dinlenebilmek açısından gerçekten önemli bir durum. Sonra şeyi hesapladım ben. Şimdi RAM'da maaş biraz daha fazla yatıyor. Ve okulla RAM'ın maaş farkını hesaplayıp tatil gününe denkleştirdim. Ve baktığımız zaman aradaki fark, yani tatil olarak baktığımız fark daha fazla oluyor. Maaştan daha fazla oluyor. Yani biz maaş almıyoruz, işte tatil almış gibi oluyoruz o noktada. Sonrasında RAM'ı yazmaktan vazgeçtim ve işte bir tane ilkokul yazacaktım. O da Ataşehir İlkokulu açılmıştı. Konum olarak güzel bir okuldu. İşte bölge olarak, yani halkın sosyoekonomik düzeyi olarak gerçekten güzel bir okuldu. Fakat sonra ben şu anda benim çalıştığım okulu gördüm ve hani gerçekten okula vuruldum. Zaten sosyal medyadan takip edenler ne kadar okulumu sevdiğimi anlamışlardır. Gerçekten çok güzel bir okul. EBA çekimleri mesela bizim okulda yapılmış. Bunun yanı sıra müdürüm aşırı bilgili ve gelişime açık bir insan. Sonrasında ben anaokulunu yazdım. Bu okulu yazdım. Bir tane daha anaokulu vardı yine Zeytinburnu'nda. Bu arada Zeytinburnu'nda ulaşım çok kolay olduğu için, yani İstanbul gibi bir şehirde ulaşım çok önemli olduğu için ben Zeytinburnu'nu yazdım. Tabii kiralarla ilgili çok derinlemesine bir bilgiye ulaşamadım. Zaten kiralar o atama dönemiyle birlikte çok arttı. Ardından ben okul kademesi olarak kararımı verdim ve anaokulu tercih ettim. Peki bu tercih yaparken diyelim hani ben biraz daha böyle net bir şekilde karar verdim aslında. Lise istemiyorum, işte ortaokul istemiyorum. O zaman ne istiyorum? 3 kademe. Peki bu 3 kademeden, yani işte RAM, anaokulu ve ilkokul. İlkokulu çok istiyor muyum? Yani RAM'ı daha çok istiyordum ilkokuldan, öyle söyleyeyim. Sonra RAM'ları araştırdım. Bu araştırmayı yaparken de olabildiğince her kaynağı kullanmanızı öneriyorum. Ben Instagram'dan okulların işte RAM'ların adını yazıp orada fotoğraf paylaşanlara mesajımı atmadım. Okulların sayfasına girip oradaki kadroda isimleri yazanların sosyal medyalarından bulup onlara ulaşmaya mı çalışmadım? Okulu aradım. Hani bunları yaptım. Biraz gerçekten emek isteyen bir süreç, yorucu bir süreç. O yüzden her okulu arayamazsınız. Zaten okulu aradığınızda da açmıyorlar. O yüzden gerçekten okulları eleyip şunları şunları arayayım diyebileceğiniz şekilde yapın, yoksa işin içinden çıkamazsınız. Ben toplamda hani aradığım 5-6 tane kurum olmuştur. Mesaj attığım oldu. Tabii bunun yanı sıra benim İstanbul'da arkadaşlarım vardı. Onlara da sordum. Ulaşımı sordum. Nereden nasıl gidebilirim? Nerede ev bulabilirim? Siz de küçük bir şehir olsa bile bunları mutlaka öğrenin. Okulu aradığınızda veya orada yaşayan birine ulaşmaya çalışın. Bu şekilde kiralarla ilgili de bilgi edinmiş olursunuz. Bir de şey var, bu puan getirme olayı var. İşte hepiniz biliyorsunuz, 1, 2, 3. Bölgeler ve işte okulların puanı var. Ben İstanbul'daki okullar bu arada hepsi doğu görev olarak geçiyor. Ve okulların işte 2, 4, işte 2, 5, 2, 6 diye ayrılıyordu. Ben öncelikle İstanbul'daki okullardan 2-4 olanları bir listeledim, kağıda yazdım. Sonrasında 2-5'leri yazdım. 2-6'ları yazdım ve hani şey yaptım, ardından işte kademeleri seçtim. RAM, ilkokul, ortaokul, bunları tek tek ayırdım. Sonrasında benim yazabileceğim okulları, işte kurumu, yani RAM'ı işaretledim.
Ardından ben bunları aramaya, bunlarla ilgili bilgi edinmeye çalıştım. Bu arada Telegram grubunda da gerçekten hani bilgi paylaşımı oluyor. Hatta ben kendi yazdığım okulumun müdürüne ulaşamamıştım. İşte şeyden Instagram'dan mesaj attım, görmedi mesajı. Okula aradım, ulaşamadım. Sonrasında birisi müdürün telefon numarasına ulaşıyor ve orada paylaşıldı. Sonra ben aradım, konuştuk. Konuştuktan sonra da ben yazmaya karar verdim. Tabii benim yazmaya karar verdiğim süreçte okulun o PDR servisi için odası yoktu. Fakat ben işte okulun gerçekten görüntüsü çok güzel ve işte konumu çok güzel. Her türlü ulaşım aracına çok yakın. Sonrasında müdürle konuştuğumda da ben açık açık sordum. Hani biraz böyle hoş bir durum olmamış çünkü okula geldiğimde de anladım ki bu odayla ilgili muhabbet fazlasıyla geçmiş daha öncesinde. Dedim ki hani yani ben bu okulu yazmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle bana gelecek. 45. sıradayım. Şeyde tercih döneminde de bir kişi aradan çıkmıştı. 44. sıradaydım. Hani dedim ben burayı yazacağım. PDR servisi için bir oda yok. Bunu nasıl çözebiliriz dedim. Yani nasıl oldu olmaz demedim. Bu noktada yapıcı dil kullanmak da çok önemli. O da işte hani yani okulumuz çok büyük hallederiz şeklinde konuştu. Biraz tabii bununla ilgili muhabbet çok geçtiği için yani herkes de bu odayı soruyor yani bu kadar önemli mi falan gibi bir muhabbet geçti. Fakat onun demesi de normal aslında çünkü her konuşan odayı soruyor. Bu noktada da sıkıntı. Başka bir anaokuluyla ilgili bir şöyle bir muhabbet almıştım, duymuştum. Hani oda için gelecek olan gelmesin. Tabii bu da hoş bir tutum değil. Çünkü bizim çalışırken gerçekten odaya ihtiyacımız var. Ve ben okula başladığımda ilk başta öğretmenler odasında çalışıyordum. Tabii o süreçte işte dosyaları hazırlıyorum falan çok fazla görüşme almadım. Hani o konuda idare ettim. Bir de göze batmak istemedim açıkçası. Yani sürekli oda bir kere konuştum geldiğim zaman. Tekrardan hani dile getirmek istemedim. Biraz süre verdim. Zaten işte pandemiden çıkıldığı için onun da yoğunluğu vardı. Bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Okula gittiğiniz zaman gerçekten rezalet koşullara sahip de olabilirsiniz. Yanlış tercih yapan bir arkadaş vardı mesela. Çok üzülmüştüm o dönemde. İsimleri aynı olan okul varmış ve kendisi işte kötü olan okulu yazıyor. İşte hiçbir şey yok okulda ve sıralaması çok iyiymiş bu kızın yani. Kız mı erkek mi hatırlamıyorum. Hani biraz böyle olaylar da olabilir. O yüzden gerçekten iyi araştırmaya çalışın ama iyi araştırmanız için de eleme yapmanız lazım. Bu meslek puanlarının önemi de daha sonra siz okul değiştirmek istediğinizde, işte şehir değiştirmek istediğinizde, ne bileyim doğu göreviyle ilgili aradan çıksın dediğiniz noktada gerçekten sizin için önemli bir faktör haline geliyor. Ben tabii 2-4 olanları seçtim. Çünkü dediğim gibi mesleğimin ilk yılları İstanbul gibi bir şehir. Zaten hayat yeterince zor. Okulda aşırı kalabalık bir grupla ya da işte çok sosyoekonomik düzeyi düşük bir grupla çalışmak istemedim açıkçası. Bu benim kendi mesleki değerlerim, beklentilerimle alakalı. Sizinkiler daha farklı olabilir. Bu yüzden kendi beklentilerinizi, yani ben bu okulu yazacağım ama ne bekliyorum diye sormanız lazım kendinize. Sonrasında okullara ulaşmaya çalıştım. İşte orada yaşayan kişilerle iletişime geçmeye çalıştım. Yani İstanbul'da benim arkadaşlarım vardı. Sizin yazmak istediğiniz şehirleri orada yaşayan birilerine ulaşmaya çalışın. Şehir elemeniz çok önemli gerçekten. Çünkü çok fazla işte seçenek çıkıyor önünüze ve bunu bir şekilde elemeniz lazım. Bu noktada öncelikle şehir tercihi, ardından çalışmak istediğiniz kademe seçimi ve çalışmak istediğiniz bölge seçimi. Yani birçok kademe, birçok yerde var ama ulaşım burada, ulaşım koşullarına, kiralara, sizin işte başka işler yapmak istiyorsanız bunlara yakınlığına bakmanız lazım. Ben bunları göze alarak Zeytinburnu'nu yazdım. Tabii o süreçte ben tabii arkadaşlarımla falan sürekli konuşuyorum. Çünkü bana destek olmaları gerekiyor. Tek başınıza bu biraz daha zor olabilir. O yüzden size hani bu konuda yardımcı olacak insanlar bulmanız çok önemli. Sonrasında tabii ben İstanbul'a geldim. 2-4 olması hani doğu görevi olarak geçiyor.
O yüzden de benim için gerçekten çok büyük bir avantaj bu. İstanbul'da yaşam nasıl? Bununla ilgili biraz konuşacağız. Evet, merak edilen çünkü bu son atamada 15 binlik alımda en çok İstanbul'a kadro verilecekmiş ve bu da açıkçası önemli bir durum. Yani bununla ilgili çok yani böyle karmaşık bilgiler var aslında. O yüzden biraz öznel gelebilir benim değerlendirmelerim. Siz kendinize göre değerlendirebilirsiniz bunu. Bu videoyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İstanbul'la ilgili değerlendirmemi diğer videoda yapacağım. Görüşmek üzere.